Türk savunma sanayinin gurur eserlerinden biri olan TCG Anadolu'da önemli bir viraj daha dönüldü ve tank operasyon testleri geçtiğimiz gün başarıyla gerçekleşti. Altay tankının testler sırasında tam yüklü olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, ABD ve Çin dışında böylesine zorlu bir testi Türkiye'den başka yapabilen başka bir ülke yok. Savunma sanayinde en çok ilgi gören ve envantere gireceği gün merakla beklenen projelerden biri de hiç şüphesiz TCG Anadolu gemisi ve Altay Ana Muharebe Tankı. Bu ikili geçtiğimiz gün oldukça önemli bir testte birlikte çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in "Bugün tamamlanan bu testle projede önemli bir aşama daha geçildi" cümlesiyle duyurduğu etkinlikte, mekanize çıkarma aracıyla askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce TCG Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. TCG Anadolu, LHD-400 üzerinden geliştirilen bir proje. İspanya'dan alınan projede Türkiye kendi ihtiyaçları doğrultusunda kimi değişiklikler de yaptı. Yaklaşık 65 ton ağırlığa sahip Altay tankının gemi içerisine alınabilmesi ve manevra yapabilmesindeki asıl mesele tam da bu nokta. ABD ve Çin dışında bu denli büyük bir muharebe tankını tam yüklü haliyle çıkarma gemisi içinde taşıyan ve hatta gemi içinde çeşitli manevralar yaptırabilen başka bir ülke yok. Belki burada Fransa için ayrı bir parantez açılabilir. Ancak onların gemileri de çıkarma yaptıkları tanklar da daha küçük. Bu nedenle TCG Anadolu ve Altay örneğindeki gibi bir sınavı verdiklerini söylemek doğru olmaz. Türk mühendislerin dokunuşlarıyla TCG Anadolu tam da ilgili kuvvetin istediği şekilde revize edildi. Sonuç olarak Türkiye, TCG Anadolu'nun testlerine en tepeden başladı ve gemiden inmesi planlanan en ağır araçla bu süreci tamamlamayı başardı. Bu noktada diğer ülkelerin benzer denemeleri nasıl yaptığından da kısaca bahsetmek gerek. Örneğin Avustralya M1 Amras tankını tam yükle gemiye çıkaramadı. Tank, çıkarma gemisine ağır geldi ve çözüm olarak hem yakıt hem de mühimmat boşaltıldı. Benzer şekilde İspanya'da kendi gemisinde bu denli ağır bir tankla herhangi bir çıkarma yapamadı. Çünkü onların gemisinde de orta kısımda ayrı bir bölme inşa edilmişti ve bu da tankların manevra yapmasına imkan vermedi. İlk defa bu denli ete kemiğe bürünen bir testte karşımıza çıkan TCG Anadolu amfibi harekatlar için hazırım mesajı veriyor. Ancak bu durum testlerde sona gelindiği anlamını taşımıyor. TCG Anadolu için biraz daha vakit gerekiyor. Görüntülerde gemiyi inşa eden tersanede çalışan mühendis ve diğer personellerin de olduğu görülüyor. Son testlerde sadece askeri personel kaldığı bilgisinden yola çıkarsak, TCG Anadolu'nun halen devam eden işleri olduğunu söyleyebiliriz. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de TCG Anadolu'nun bu yılın sonunda teslim edileceğini daha önce açıklamıştı. TCG Anadolu için her ne kadar savaş zamanı düşünülse de aslında bu tür gemiler sahibi olan ülkeler için çok büyük bir prestij anlamına da geliyor. Barış zamanında farklı görevler üstlenecek TCG Anadolu, dünyada doğal afet yaşanılan herhangi bir ülkeye de gidip oradaki yardım faaliyetlerinde boy gösterebilecek. Böylece TCG Anadolu, Türkiye'nin askeri açıdan elini yükseltmekle kalmayacak. Ankara'nın dış politikadaki en önemli soft power enstrümanlarından biri olacak.